Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda Starbucks'ın yeni çıkardığı Chocolate Crunch Kaffee Frappuccino'yu deneyeceğiz. Ürünün ben tol boyunu aldım, 21 lira 50 kuruş fiyatı. Gerçekten Frappuccino'ların fiyatları çok yükselmiş... Starbucks bu ürünü şöyle tanımlıyor. Kahve, süt, ayçiçeği tohumlarından yapılmış çikolatalı karamelli gevrekler ve kar haline getirilmiş buz karışımı, kahveli krema ve gevrek parçacıklar ile süslenerek hazırlanır demişler. Ben barista arkadaşla hazırlarken dikkat ettim. Gerçekten hazırlaması birazcık uzun süren bir ürün. O bile sıkıldı yani hazırlarken. Şöyle yukarıdaki kremasını ve üstündeki parçacıkları da göstermeye çalışayım. Ve hemen pipetim takıp tadına bakayım daha fazla erimeden. Evet meşhur kağıt pipetimizi taktık ve hemen tadına bakalım. Evet, barista arkadaşım da eline sağlık diyorum birkaç yudumu aldım. Gerçekten güzel hazırlamış frappe'yi. Frappe gerçekten özensiz yapılınca çok kötü oluyor. Barista arkadaşımız gerçekten çok güzel hazırlamış. Ellerine sağlık diyeyim buradan. Ürün güzel bildiğimiz çikolatalı frappe tadı var. Yalnız her yudumda ağzınıza bazı parçacıklar geliyor. Onda da özellikle böyle çikolata ve karamel tadını bir de böyle bir çekirdek yiyormuş hissi gibi. Çekirdeği böyle ağzınızda parçalarsınız da parçacıkları kalır ya o tarz böyle sürekli parçacıklar geliyor ağzınıza. Tatları güzel hiçbir sıkıntı yok. Ben bir de şu üzerine koydukları parçacıkların tadına bakmaya çalışacağım. Evet üzerine koydukları o parçacıklar da bakın dikkatli bakarsanız ay çekirdeklerini görebilirsiniz. Ay çekirdeği, karamel parçacıkları ve çikolata parçacıkları var. Tatları gerçekten güzel. Ay çekirdeği çok taze. Güzel böyle çikolatalı, kuru yemişli, kahveli bayağı enerji deposu bir içecek olmuş yani. Bu arada çok şekerli bir içecek bilginiz olsun. Kalorisine bakmadım ama kalorisi de bayağı yüksektir diye tahmin ediyorum. Bu arada bir bilgi daha vereyim. E, bu kahve bazlı bir içecek. İsterseniz bunun krema bazlı olanı da var. Yani aynısını içinde kahve olmadan da alabiliyorsunuz. Ama bence kahveyle gerçekten uyum sağlamış. Ben zaten normal frappe, frappuccino'yu da çok sevdiğim için. Bu üründe de böyle içine işte kuru parçacıkları gibi koydukları parçacıklar bence hoş güzel bir tat katmış. Tek dezavantajı biraz fazla şekerli, bayağı şekerli. Belki o çikolata ve kahve, kahve kreması koyuyor yaparken baktım arkadaşlar. Belki onları bir iki dost azaltılabilir. Normalde de ben şurup mesela 4 tane şurup koyuyorsa onu 2 yapıyorum. White Chocolate Mocha'da falan. Bunda da belki o kremaları, şurupları biraz azaltılabilir. Yani şöyle baristeye soruyorsunuz kaç e, şat şurup koyuyorsunuz diye. 3 diyorsa 1 yapabilirsiniz, 1.5 yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey o. Onu değiştirebiliyorsunuz bilginiz olsun. Bundaki o kremaları, şurupları da bir tık düşürürsek e, şekeri de gayet yerinde olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi tek dezavantajı şekeri. İkinci dezavantajı da maalesef fiyatı. Yani en küçük boyu bu. Tall boy ve 21.50 Diğer boylarda 23 ve 25 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. E, bu Vale uygulamalarından da isterseniz orada 2,5-3 lira da daha pahalı mağazadan. Fiyatları bilginiz olsun. Ben ürünü gerçekten beğendim. E, yine dönemsel bir ürün arkadaşlar. E, Bubble Pop Frappuccino videosunda da e, soranlar oluyor yorumlarda. Nereden bulabiliriz vesaire diye. E, bu tarz ürünler genelde dönemsel oluyor Starbucks'ta. Bu da o şekilde dönemsel bir ürün. Tabi Bubble Pop e, bir hafta 10 gün sürdü. Hemen bitirdiler. Diğer mesela Açay ile Diğer Hindistan cevizli ürün hala satılmaya devam ediyor. Bu da bence bu yazın sonuna kadar satışta olacaktır diye düşünüyorum. Evet yine arabada bir video oldu. Eğer kusurum olduysa affola. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.